İkinci sezonun sonuna geliyoruz. Üf. Performance Compression raporu sunmuş Carl bize. Alfa Romeo'yu geçmiştik en son. Racing Point üstümüzde. Alfa Tauri bizim üstümüzde. Yani ben bayağı ekstra puanlar alıyoruz biz şu anda gerçekten, ben size söyleyeyim. Yani aracımız hala çok kötü durumda. Mercedes 1 gözüküyor. Ferrari 2 gözüküyor. Red Bull 3 gözüküyor ama Mercedes bayağı kötü gözüküyor. Abi her sene motor değiştirmek mantıklı değil ya. Kanki. Yeni podium imotu gelmiş. Olur. Olur. Güzelmiş. Bak ne yapmışız? İlk iki yarış Avusturya, Bahreyn 11, Vietnam 9, Çin'de 3. Hollanda'da 5. İspanya'da 10. Monaco DNF klasik. Azerbaycan ikinci podyumumuz, 3.lük. Kanada bu sezonun ilk galibiyeti olduğumuz yer, 1.lik. Fransa'da 2.lik, Avusturya'da 1.lik. Britanya'da DNF, Macaristan'da 22. Belçika'da maalesef güvenlik aracı girdiğinde biz startı geçtiğimiz için 9. olduk. Startı geçmesek, güvenlik aracıyla birlikte biz de pit yapabilsek 1. olurduk o yarışı. İtalya Monza 1, Singapur 15, Rusya Soçi 1, Japonya 15, Amerika 4, Meksika 1, Brezilya 3 ve son yarışa geldik. 15 milyon paramız var. Charles Leclerc'e 9 milyon ödeyeceğiz. 14 günü var. 10 milyon ödeyeceğiz. 9 da değil. 10 milyon ödeyeceğiz. O yüzden parayı tutuyoruz sene sonu için. Lewis Hamilton formsuz. Sebastian Vettel'in market değeri daha da artmış. Max Verstappen değerler bayağı uçmuş markette şu anda. Kvyat da 14 milyona yaklaşmış. Gerçekten bayağı değerler uçmuş abi biraz. Haas sürücüsüne gitti bizim Antonio Bert. Bakalım. Sene sonu değişiklikler olacak mı takımlarda? Artıyordur o. Evet, seneye yapılacak aerodinamik tarafındaki değişikliklerden eklenmemiş ki sürekli oraya yatırım yapıyoruz. Bu gri olan tüm parçalar yok oluyordu. Tekrar takıyoruz. Aracımıza seneye uygun hale getiriyoruz. Ama dayanıklılıkta hiç yatırım yapamadık. Dayanıklılıkta 3, 6, 8 parçamız gidecek muhtemelen. Şimdi güç ünitesi değiştiğimizde Kadir, bak şu parçaları şey getiriyor. Oyun kendi getiriyor. Güç ünitesi getiriyor yani belirli tarihlerde. Güç ünitesi değiştiğinde bu parçalar sıfırlanıyor. Tekrar gelmesini bekliyorsun. Bu olay dayanıklılık tarafında da var. Yani o üzüyor bir yerde. Sürekli motor değişimi, güç ünitesi değişimi yapmak. Yani o andaki. Ama ben performanslara bakarız. Evet, bir parçayı daha taktık direkt. 2, 3, 4 parça kaldı burada. 13 parça. Güzel. 4 parça kaldı sadece. Ona bakarız performans olarak işte ya. Dayanıklılıkta maalesef 14 parça kaybı yaşayacağız. Gözüken o. Neyse ki motor ve şasede bir eksimiz yok. Şasede bayağı artıda kalıyoruz hatta şu anda. Bu güzel. Ben ne öneriyorsa onu yapıyorum ya şu anda. Evet, Abu Dhabi. Yas Marina pistine gidiyoruz. Bu pistte şu anda şase ve aerodinamikte biraz iyi olduğumu düşünüyorum. İyi bir sonuç elde edebileceğimizi düşünüyorum ama hiç belli olmaz. Bu ve Dubai pistleri bizim için bir ilginç pistler gerçekten. Araçlarımız gitmiyor gibi bir şey oluyor. Klasik gece sürüş olduğu için yağmur falan beklenilmiyor. Şu anda praktisleri atlayalım. Bu pistte bulunmayı çok isterdim ama ortam bir güzel duruyor gerçekten. Bura Dubai çok şılgın duruyor. Leclerc bizden daha çok puan toplamış. Antrenman sekanslarında. İkinci sürücünün iyi olmasının en büyük özelliği bu ya. Çok çok ekstra. Mesela Leclerc olmasaydı ben o aerodinamik tarafına bu kadar iyi
Yeni sezona geliştiremezdim Kadir. O da var. 777 puan. Bak şu an muhtemelen bir parça daha geliştirebileceğiz. Aynen öyle bak. Yani Leclerc olmasa, Mick olsaydı takımda şu anda muhtemelen 3 parça değil öyle 6-7 parça falan daha vardı. Hatta belki daha fazla. Bir yerde çünkü Leclerc çok iyi puan getirdi. 1000 puanın üstüne çıkıp 2 parça geliştirdik. Sıralama turları bakalım. Aracımız iyi mi değil mi? Önümde Nicholas Latifi var Russell'dan, Williams'dan, Russell'dan dedim. Adama Russell'dan dedim ya, Williams'dan diyeceğim. Lewis Hamilton en hızlı tur. Frenlemeyle kötü geldik orada ama bir tık. Biri takip etti, hemen bakacağım. Sıfır buçuk saniye Hamilton'ın hemen arkasındayız. Bir yerde çok süre kaybettik. Requiem of Soul 06. Hoş geldin. Teşekkürler Tayyip. Umarım memnun kalırsın yayından. Nikini yanlış okudum muhtemelen. Özür dilerim o yüzden. Sıfır buçuk. Sektör 1, sektör 2'de en hızlı tur. Sektör 3'te bayağı yavaş kalmışız. Şu anda Sebastian Vettel 1.36.083. Danny Kvyat önümüzde. Charles Leclerc de bize yakın bir yerlerde kaldı. Ben ikinci bir hakka çıkmak istemiyorum. Sektör 1, sektör 2'de en hızlı tur. Ben de çünkü yani herhalde bir anda 7'den 17'ye düşmem diye düşünüyorum. Q2'ye kalacağımızı düşünüyorum bakalım. Evet, 7. Q2'ye kaldık. Leclerc de 11.136.860'la. Hata yaptığımız yerler var. Oraları düzeltip daha iyi bir tur zamanında elde etmemiz gerekiyor. Sektör 1, sektör 2'de en hızlı turun sahibiydik. Sektör 3'te yok ettik kendimizi. Orta hamur lastikle çıkan var mı? Görmek istiyorum. Schumacher çıkmış. Soft çıkmış. Orta hamurla çıkılabilir aslında da. Hızıma güvenmedim. Sektör 3'üm çok iyi değil çünkü. Okuyorum. Yani mümkün olduğunca okuyorum. Yarış sırasında bile okumaya çalışıyorum açıkçası. Ya mevzu gamepad'deki kontrol alışkanlığı ya. Bazen çok iyi dönüyorum, bazen çok kötü dönüyorum. Evet, ilk hakkımızda çıktık. Q2'de. Lance Stroll en hızlı tur. Klavye daha üzücü ya. Oynayabiliyorsan güzel ama gerçekten. Alıştıysan.
Ya alamadım bir türlü. Burada biraz bıraktık. İhtiyar düzlüğünde. Mick Schumacher, Enzo tur. Ferrari. Valtteri Bottas 1.36.365. Sebastian Vettel bir orada durun deyip Enzo turu aldı. Alman pilot buraya şampiyonluğunu garantileyerek geldi Sebastian Vettel. Sürücüler şampiyonasında. Abi körbe çarptığım için mi dönemedim acaba? Çok saçma dönemedim yani. Çok hız kestim yine. Sıfır dört. Kötü tur. 319 saat. 2019'da da aynı kariyerde 3. sezona başlayıp bırakmıştık ya. Sektör 1 güzel, sektör 2 fena değil. Yo, 3 sektörde de kötü bir durum yok. 0.3 saniye arkadaymışım. Ben biraz kötü sanıyordum. Ha, Leclerc 0.3'müş. Pardon, ben bayağı arkadayım. Sektör 1'im güzel. Leclerc'e göre iyiyim. Sektör 2 fena değil. Sektör 3'üm gene 39 saniye. Millet 38 saniye atarken. İkinci bir hakka çıkmamız gerekecek. Ya da bu pistteki sınırlarımız bu olabilir. Hadi bakalım. Q3 için zorlayacağız. Önümüzde bir pembe Mercedes. Aracın gene ön lastikleri aşırı ısınıyor, daha da hayırlısı. Lance Stroll. Ben de Mercedes ile hemen önümüzde. İkinci DRS düzlüğüne doğru. Burada biraz saniyeler bırak. Aldığımız tüm ekstra saniyeyi ikinci sektör düzlüğüne çıkarken bıraktık. Charles Leclerc henüz otur. Max Verstappen hemen aldı elinden Leclerc'in henüz oturu. Evet, sıralama turları tamamlanıyor. Start düzlüğü 0.1 saniyelik bir gelişim sağlayabildik sadece. 16. olarak Q3'e kalamıyoruz. Yani bu pistlerde hala kötüyüz ama. Leclerc kendisini attı ama ikinci olarak Q3'e bıraktı. Vettel bayağı arkada kalmış. Muhtemelen bir daha çıkmamış. Lewis Hamilton'ı orta hamur lastikle atıp elenmiş abi. Mercedesler son 5-10 yarış içerisinde bayağı kötüler gerçekten. Kötü hava diyeyim bari.
Well, here's hoping they're working hard to find some improvements. Evet, Abu Dhabi'ye yarışa geçiyoruz. Güzel bir yarış çıkarırız umarım. Yok ya, trip atmadı bu sefer. Trip attığında hiçbir şey söylemiyor. Direkt. Parça geliştiremiyoruz. Zaman 14 turluk Abu Dhabi GP. Seneye %50'ye çıkarsam mı yarış uzunluğunu? Hala karar veremedim. Chat'te olan arkadaşlar fikir verebilirse güzel olabilir. Yani emin değilim hala. %50 uzunluk şeyine. Evet. Soft başlayacağım ya. Medium başlanabiliriz de. Hadi bakalım. 5 kırmızı ışık Abu Dhabi'de. Schumacher'da 13. olarak başlıyor Ferrari'den. Lewis Hamilton'a yapıştık. Nasıl illegal pozisyon ya? Yol yoktu. Neyse, Ricardo'nun arkasına yapıştık gene. Daha da yavaşla, daha da yavaşla. Daha da tam gaz vereceğimiz sekansa daha da yavaşla. Ricardo'yu içeriden bir hamleyle kapattık. Ricardo dışarıdan atak deniyor. Renault pilotu şu anda yan yana gidiyoruz. Ricardo'yla çekiş gücüyle Ricardo'nun önünde kaldık yarış çizgisinde. Mercedes pilotu Lewis Hamilton hemen önümüzde. Lewis Hamilton'a içeriden bir hamle. Ve çok rahat bir güzel şekilde geçiş yaptık. Danny Kvyat. Yine tekrar buluştuk Kvyat'la. Esteban Ocon'dan da Norris. Çok ilginç bir sıralama var. Ön tarafta gerçekten. Püf. 4 gün sonra Multiplayer Event Japon Fix'e katılacak. Öyle bir şey mi var? Haberim yok. Asrin Danik hoş geldin. Öyle bir şey var, haberim bile yok benim. Abi Multiplayer'ı bu oyunun sorununu buluyorum ben ya. Pingi olan adam viraja geliyor, son sıra çarpıyor. Geçen sene oynadığımda hep öyleydi. Yani ya bilenlerle oynayacaksın. Böyle güzel bir topluluğun olacak Formula 1'i bilen oynayan olarak. Ya bağlantı sorunu bu oyunda çok üzüyor yani. Aynen işte. Lewis Hamilton bize atak deniyor start düzlüğünde şu anda. Lewis Hamilton dışarıda kaldı. Yarış çizgisi bizde. Yani oyundaki ping problemi gerçekten büyük. O da çok sorun oluyor işte. Ya bak, pandemi döneminde Charles Leclerc yayın açıyordu abi. Onda bile, onlarda bile sürekli kaza, curcuna, ona dalan, buna vuran, şuna vuran, hani yani orada bile oluyorsa normalinde olmama ihtimali yok ya. Kariyer olayı olmuyor ya. Sırayla elden ele oynarsan anca öyle olur. My Team'i ben size söyleyeyim, ileride online yapmaya çalışacaklar. Kvyat hemen önümüzde. İkinci DRS düzlüğünde rahat bir geçiş fırsatı arıyoruz. Dani Kvyat. AlphaTauri gerçekten rahat duruyor ama geç frenle geçiş yaptık. Şu an bayağı agresif dalıyorum işlere. Esteban Ocon hemen önümüzde. Yarışın lideri Valtteri Bottas sanırım. Bir Mercedes. Yarışın lideri Lewis Hamilton arkada olduğuna göre Valtteri Bottas lider. Arkasında
Sebastian Vettel onun arkasında muhtemelen Max Verstappen yer alıyor. Valtteri Bottas en hızlı tur attı tam bunu dediğim sırada. Şu anda onların arkasında da Charles Leclerc yer alıyor sanırım. Esteban Ocon arayı biraz açtı. Renault düzlük hızında gerçekten iyi gözüküyor. Şu anda McLaren'de çok kötü bir durumda değil. İlk DRS düzlüğüne doğru hareketlendik. Esteban Ocon'dan DRS alabildik. Yani 2 wattta bizden DRS aldı. Onun arkasında da Mercedes pilotu Lewis Hamilton DRS alacak. İkinci DRS düzlüğünde Ocon'a karşı atak pozisyonu kolluyoruz. Lastik kilitledik biraz ama geçiş şansı bulamadık. Esteban Ocon'un vites kutusunun hemen arkasındayız. Renault pilotunun şansımızı start düzlüğünde denemeye çalışacağız. Körblere dalmamam lazım. İnatla dalıyorum. Çok vakit kaybettiriyor bana o körbler. Start düzlüğüne doğru şu anda atak şansı arayacağız ama Esteban Ocon açık vermiyor. Hızlı virajların olduğu ilk sektördeyiz şu anda. Esteban Ocon'la araya olabildiğince yakın tutmaya çalışıyoruz DRS'de alabilmek için. İlk 3 sıra arayı çok rahat bir şekilde açtı. Valtteri Bottas, Sebastian Vettel ve Max Verstappen önde çok rahat bir yarış sırasındalar. İkinci DRS düzlüğüne doğru tekrar DRS'imizi açtık. Geçiş butonu aktif. ERS'yi sonuna kadar kullanmaya çalışıyoruz. O konudan vakit kaybetmemek için. Renault pilotu çok güzel bir yarış çıkarıyor ve geçiş fırsatı vermiyor bize gerçekten. Lando Norris de hemen önünde. Lewis Hamilton oldukça arkada sakin bir şekilde yarışına devam ediyor. Virajı kaçırdık şikanda, son şikanda start düzlüğünde. Ocon bundan yararlanıp biraz arayı açtı. Evet, ilk sektörün hızlı viraj bölümüne geldik. Esteban Ocon 0.8 saniye önümüzde. Arka tarafta büyük bir kuyruk var gerçekten. Yarışta şu anda büyük bir açıklık yok. Ön tarafta bir atak denemesi var. Esteban Ocon Lando Norris'i geçiyor. İçeride kalacak Esteban Ocon. Dışarıdan geliyor Lando Norris içeriden. İkisi yan yana gidiyorlar. Lastik lastiğe girdi şikana. Lando Norris Esteban Ocon kapışması. İkinci DRS düzlüğünde pistin dışına kadar taştı Lando Norris. Şu anda ön tarafta yer alıyor. Daha iyi bir çekiş gücü yakaladı McLaren sürücüsü. Ve Ocon'a geçilmedi Lando Norris. Esteban Ocon
Kvyat'ta şu anda vites kutumuza oldukça yaklaşmış. Geçiş pozisyonu için yer arıyor. Arka kuyrukta ufak kopmalar başlamış. Son sıra biraz daha arkada kalmış durumda yarışta. İlk sektörün hızlı virajların olduğu yerdeyiz tekrardan. Lando Norris buralarda biraz arayı açabiliyor. Köprülere daldık gene. İlk DRS düzlüğüne doğru hareketlendik. Ocon güzel bir çekiş gücü yakaladı. Lando Norris'e atak fırsatı arayacak. Lando Norris DRS alamıyor olabilir şu anda. Evet, DRS alamıyor. Lando Norris ön sırada bir kopma var. Çünkü ilk 3 ayrı, ikinci 3 ayrı bir şekilde kopma yaşamış şu anda yarışta. İkinci DRS düzlüğüne doğru geldik. Ocon şu anda Norris'e atak yapabilecek kadar bir yakınlıkta değil. Renault pilotu bizim için bu tur pit stop zamanı. Kvyat, Mercedes sürücüsü Hamilton'a karşı müthiş bir savunma veriyor. Gerçekten kolay geçiş yok diyor şu anda. Bizim için pit stop zamanı. Lewis Hamilton aynı şekilde, Ricardo aynı şekilde bizimle birlikte pit stop yapan isimler oluyor. Erbap hoş geldin. Yeni saattir arkama yaslandım, izliyorum. Çok sarıyor izlemek. Genelde birçok kişi öyle söylüyor. Umarım zevk kalıyorsunuzdur. Spikerlik olayını da çok sık yapmıyorum ama yapmaya çalışıyorum. Umarım o da size iyi geliyordur. Verstappen ve Perez de pit stop yapmış ve önümüzde yer alıyorlar. Abi bu pit stop'un çıkışını o kadar çok seviyorum ki, tünelden geçme olayı müthiş bir şey ya. Sergio Perez 3 saniye ile önümüzde. Racing Point pilotu Verstappen 9 saniye ileride bize göre. Hamilton ve Ricardo 2 saniye farklar var arkamızda o ikiliye. Teammate statü. We're trailing our teammate by 23.6 seconds. They're on old softs. They're in third. 3. sıradaymış şu anda ve şimdi pite giriyor. Charles Leclerc, onun bilgisi verildi. Yumuşak hamur lastiklerini değişecek. Şu anda ön taraf pit yapıyor. Yok, arabadan kopmadı ya. Duba götürdüm oradan bir. Motorda bir sarılık var biraz ama. Evet, şu anda pit stop'tan çıkan isimlerle hızlı virajların olduğu bölümde yan yana çıkabiliriz. Alexander Albon hemen önümüzde. Hızlı virajda biraz aracın kontrolünü kaptırdık ama Alexander Albon'un hemen arkasına yapıştık. Charles Leclerc hemen önümüzde 5. sırada. Norris'in önünde çıktık pit stop sonuçlarında. Güzel bir pit stop farkını kapadık bu şekilde. Bizde bizi avantajlı bir konuma soktu. İkinci DRS düzlüğü Alexander Albon hemen önümüzde. 0.7 saniye fark var. Charles Leclerc 2.1 saniye. Takım arkadaşımız.
Performans kaybı olur işte oğlum. Belki süreceğimizden daha yavaş sürüyor olabilir şu anda yani. Alexander Albon arayı koruyor. Yeni lastiklerle kendi tur zamanımızı güzel bir şekilde geliştirdik. Ön ikili kopmuş durumda. Verstappen de orayla farkı açmış durumda. Red Bull sürücüleri şu anda üst sıraları istiyorlar. Lewis Hamilton'ı muhtemelen geçebilir durumda olacaklar şu anda. Charles da geçebilir değil mi? Aynen şu anda Charles da Lewis Hamilton'ı geçiyor olması lazım. Alexander Albon oldukça yaklaşıyoruz. 0.4 saniyeye kadar düştü aramızdaki fark. Red Bull pilotuyla. Charles Leclerc 1.9 saniye. Ben virajı kaçırdım, my bad. Sol üstte şey, bir şeye bakıyordum da. Leclerc'in niye üçüncülükten beşinciliğe düştüğünü düşünüyordum aslında. Pit stop'un kaybeden tarafında sanırım. Bizim gibi, biz kazandık, o kaybetti sanırım. Onu düşünüyordum, bu adam üçüncüydü, niye pit stop sonrası beşinciliğe düştü? Daldım virajı öyle. Blokaj geldi bizden. Valtteri Bottas 1.38.201 en hızlı tur. Adam bizden bir saniye farkla en hızlı tur atıyor bu arada. Start düzlüğünde virajı gene kaçırdık. 0.8 saniye Alexander Albon. Beş turluk benzinimiz kalmış. Kullanalım. Lando Norris arka sırayı bayağı tutuyor şu anda. Lewis Hamilton onun hemen arkasında yer alıyor. Arkasında da iki Renault sürücüsü Ocon Ricardo yer alıyor. Albon aracı kontrol edemedi bir anda viraj sonrası ama bir kayma yaşadı arka taraftan. Biz de çok iyi alamadığımız için virajı, atak pozisyonu yakalayamadık. Alexander Albon'a bir blokaj geldi. Evet, araç önden kayma yaşadı körp teması sonrası. Alexander Albon 1.3 saniyeye çıkardı aradaki farkı. Bizim de yaptığımız hatalar sonucunda Alexander Albon'la uzaklaştık. .6 saniye DRS alamayacağız. Lando Norris DRS alacak. Lewis Hamilton DRS alacak. Son 2-3 turda işimiz gerçekten zor gözüküyor şu anda yarışta. Gap ahead is
is 1.5 seconds. Norris Hamilton 2 Renault. Red Bull sürücüsü pürüzsüz bir sürüşle aradaki farkı açıyor. Yavaş yavaş. 2 saniyeye kadar çıktı fark. Start düzlüğü Lando Norris'e biraz arayı fark koyup DRS almamasını sağlamam gerekiyor. Okay, you're catching the car ahead, but remember we need to get to the end of the race on these tires. Evet, lastiklerimiz çok kötü bir durumda durmuyor. Sektör 1'de yeşil yapmışım, iyi turlamışım ama buradaki oval virajda çok süre kaybettim. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix too soon. Lando Norris atak yapacak kadar yakın bir mesafede değil McLaren sürücüsü. Lewis Hamilton da arkasında çok güzel tutuyor gerçekten. Renault pilotları da Lewis Hamilton'a çok yakın bir durumda değil. ...0.6 saniye arkamızda. McLaren'in genç pilotu Lando Norris. Sektör 1'i gene yeşil. Bir şekilde sektör 1'e en iyi şekilde turluyorum. Kendime göre yani. Evet, ilk DRS bölgesine yaklaşıyoruz. DRS alamadığım için ERS'yi açıyorum buralarda. 0.8 saniye arkamızda Lando Norris. Blokaj geldi gene. There's only one lap of fuel remaining. Bir turluk benzinimiz kaldı. Görsem sen de hiç yaklaşamıyorsun orası. Evet, start düzlüğü. Norris 0.3 saniye kadar yaklaştı arkamıza. Son tura girerken Valtteri Bottas birinci götürüyor. Seb arkasında. Verstappen onun arkasında. Leclerc de 5. sırada 3. oldu yarışta. 5.liğe düştü. Charles Leclerc Racing Point'lere birine geçildi. Perez'e geçildi galiba. Norris 0.6 saniye arkamızda ilk DRS düzlüğünde arayı kapatıyor. Hızla geliyor. Norris Perez'i geçti. Charles Leclerc 4.'lüğü aldı. Perez tekrar onu geçti. Leclerc tekrar onu geçti. Kran krana bir kapışma. 4.'lük için. Leclerc şu anda Perez'i alt etmiş durumda. Yan yana gidiyorlar. İkinci DRS düzlüğündeyiz. Lando Norris atak deneyecek. Şu anda içeri düşündü Lando Norris. Ama çok güzel bir şekilde
İçeriği kapattık. Lando Norris'e karşı. Geçiş fırsatını vermedik. McLaren pilotu Lando Norris'e. Charles Leclerc de Perez'in önünde yer alıyor şu anda son turda. Güzel bir atakla geçti. Arkadan bir müdahale. Norris kanat kırıyor, çarpıyor bize. Valtteri Bottas yarışın kazananı. Norris kanatını kırdı son turda bize çarparak. Tam alı bayrağı görüyoruz, stop düzlüğü. Sezonun son yarışı bu şekilde sonlanıyor. 7. 16. başladık. Günün sürücüsü seçilebiliriz bu arada. Aynen. Güzel bir finish pozisyonu elde edebildik. Evet, Mercedesler uzun bir aradan sonra kazandı. Valtteri Bottas'la. Vettel birinci başlamış, Bottas ikinci başlamış ama Bottas bitirdi. Charles Leclerc de altıncı başladı, yarışı dördüncüyü bitirdi. Bu durumda Verstappen Leclerc'i geçmiş. Üçüncü olduğu için Verstappen Leclerc'i geçmiş. Leclerc 2 puan arkasında kaldı ve 5. bitirdi. Lewis Hamilton da gerçekten sezon onun için kötü bir şekilde sonlandı. Valtteri Bottas da son yarışı kazanarak ikinciliğini taçlandırmış oldu. Biz de 3. olarak sonlandırdık. Takımlar şampiyonasında Ferrari çifte kazanç oldu. Hem pilotlar şampiyonasını hem takımlar şampiyonasını kazandı. Ferrari 2'de Mercedes, 3'de Red Bull, 4'de Aquino Racing, 5 Renault, 6 Alfa Tauri, 7 McLaren, 8 Racing Point, 9 Alfa Romeo, 10 Williams, 11 Haas olarak yer aldı. Evet. Sezon finish. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. You gained a lot of positions during the race, didn't you? You lost your teammate today. Was it just not your day? Well, thanks anyway. .347K alabildik. Podium finish 33 puan olayı gelmedi.